Nevşehir Belediyesi tarafından Seyit Taşçı Sokak ve Sümer Mahallesi'ne başlatılan altyapı çalışmasının ceremesini pazar yerinde dükkanı olan esnaflar çekiyor. Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda Seyit Taşçı Sokak ve Sümer Mahallesi'nde altyapı yenileme çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu. Çalışmalar kapsamında Sümer Mahallesi'ne uzanan yol ile kapalı pazar yeri önündeki yol kazılmaya başlandı. Ancak sebebi bilinmez belediye ekipleri pazar yeri önündeki yolda kazı işlemini durdurup giriş kapısı önündeki küçük bir alana da tekrar parke taşı döşedi. Ancak yolun kazılan bölümü toprağıyla birlikte bırakıldı. Haftanın 3 günü pazar nedeniyle insan ve araç trafiği yoğunluğunun yaşandığı bölgede kazılan yol vatandaşlara ve esnaflara çile oldu. Pazar yerine bağlı dükkanlarda esnaflık yapan vatandaşlar araç trafiğinin sık olduğu yolun toprak olmasına isyan etti. Araçların geçişiyle birlikte yoldaki tüm toz ve toprağın dükkanlarına dolduğunu belirten esnaflar bu duruma bir çare bulunmasını istediler. Sık sık belediyeyi arayıp yolun tozmaması adına sulanmasını istediklerini söyleyen esnaflar altyapı çalışması yapılacaksa bir an önce başlayıp bitirilmesini bekliyor. Öte yandan esnafların tepkisi artınca belediye çareyi kazılan kısmı trafiğe kapatmakta buldu. Kapanan yoldan ilerleyemeyen araçlar pazarın karşısındaki otopark alanı olarak kullanılan bölgeden geçiş yapmak zorunda kalıyor. Şimdi bu bizim kapalı pazar yerinin önü kazıldı. Bir hafta 10 gün falan oluyor. Asfalt yapılmak üzere. Fakat sonra gelen mühendisler pardon yanlışlıkla kazıldı bura dediler, başka bir alana gidildi. Şimdi orada çalışmalar yapılıyor diye beklerken gittim gördüğümde orada da çalışma yok. Her yer bu şekilde, yani bizim bu ürünlerimiz 2 saat önce silindi, her saat başı siliyor, siliniyor şu anda. Yani bunun çözümü nedir? Belediye başkanı mı ilgileniyor, başka mühendisler mi ilgileniyor? Yani buna bir şey yapalım. Şu anda biz iş yapamıyoruz. Gelen mesela bunları eline alıyorlar, bak 1 saat önce silinen mal. Bakın tozu görüyor musunuz? Gelen müşteri bunu bırakıp gidiyor. Şikayetlerinizi bildirdiniz mi efendim? Vallahi biz de 153'ü çok aradık. Sadece günde bir sefer, iki sefer veya her aramamızda itfaiye geliyor, sulama yapıyor, ondan sonra gidiyor. 10 dakika sonra zaten kuruyor tekrar. Buna bir çözüm bulunsun. Şu anda benim maddi yönden çok kaybım var. Artı tozdan dolayı bak benim buzdolabımın motoru yandı. Çalışmıyor. Bunlar hep 10 gün içerisinde olan hadiseler. Ben bunu yaptırmam, şimdi benden 10 bin lira para istiyor tamirci. Motorun değişmesi için.